Bizim TV'den merhaba sevgili seyirciler. Gündemi konuşacağız bugün. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun şimdi yeni parti kurma hazırlığında olan Davutoğlu'nun sözleri gündeme damga vurmuştu. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Önce bu konuyu konuşacağız. Kiminle? Konuğum avukat Uğur Poyraz. Sosyal medyada yorumlarıyla da dikkat çeken bir isim. Sayın Poyraz hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet şimdi Davutoğlu ne demişti? Önce onu hatırlatalım. Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan yüzüne çıkamaz dedi ki bu 7 Haziran 1 Kasım 2015 tarihleri arasını işaret ediyor. Erdoğan'ın da hemen arkasından açıklaması geldi. Bütün bunların zamanlamasının yanlış olduğunu, uygun olmadığını şimdi ifade etti Erdoğan. Ne söyleyeceksiniz bu konuda? Bir süreç mi başlıyor önümüzdeki dönem için? Şimdi hani çok basit benzetmeyle eğer evli çiftler bir gün gelir anlaşamazlar ve boşanma sürecine girerlerse halk deyimiyle bütün kirli çamaşırlar sokağa yavaş yavaş dökülmeye başlar. Birileri der ki aman yapmayın etmeyin ayıp oluyor şimdi zamanı değil derler. Hani evliliği kurtarmaya falan çalışırlar ama aslında bir kere o süreç başladıysa bir daha geri dönmez ve çok da iflah etmez. Şimdi Davutoğlu'nun söylediğini okuyunca görünce ben bir Twitter'da bir paylaşım yaptım ve dedim ki siz de onu görmüşsünüz. Bu son derece ahlaka aykırı, son derece hukuki değerlere aykırı bir bildiği varsa çıksın söylesin. Kimse karnından konuşmasın. Aba altından da sopa göstermesin. Çünkü bak hani şöyle diyor. Bak benim bildiklerim var. Yarın öbür gün konuşursam yanarsınız. Ben susayım karşılığında peki ne olacak? Ya da öbür taraf diyor ki ya şimdi konuşma. İşte Recep Tayyip Erdoğan diyor ki şimdi konuşma. İşte yeri değil. İyi de Türkiye'de o dönem nelerin yaşandığını hepimiz biliyoruz. Çok önemli bir dönem. Yüzlerce insan öldü. Beyaz Toroslar insanları aldı. Şimdi de siyah transporterlar aldığı söyleniyor. Bombalar patladı. Hatta dendi ki daha fazla bomba patlarsa AKP'nin oyları daha da artar Davutoğlu dendi. Söylemişti. Davutoğlu söyledi bunları. O dönemin başbakanlığını yaptın. Hukuk aykırı bir sürü işler, ilişkiler olduğu konuşuluyor. Şimdi bütün bunları iki taraf siyaseten birbirine tehdit unsuru olarak kullanıyor. Bu iki şey yönünden çok yanlış. Hukuken bir suçu bilip de ilgili makamlara bildirmeyen kişi aslında o suça ortak olan insandır. İki, siyasi ya da insani yönden ahlaken de çok yanlış. Çünkü ahlaksızca bir durum. Bak ben senin açıklarını biliyorum, konuşmuyorum, sen de benim açıklarımla ilgili konuşma. Ama 80 milyon insanı, 82 milyon diyorlar şimdi, ciddi sorumlulukları var. Hepimiz bunları bilmek zorundayız. Hukuka aykırı işler varsa bunların yargıya intikal etmesi lazım. Hani çok sağlıklı bir yargımız yok ama şu haliyle bile yargılamaların mutlaka yapılması lazım. O dönemde yaşanan işte 7 Haziran'dan sonra yaşanan ve bir sürü insan hayatına ve ülkenin siyasetinin yeniden yapılanmasına yol açan bir süreç yaşandı. Çok sağlıksız bir süreç. Bunun sorgulanması lazım. Aksi takdirde ne olur? Bu çürük zemin üzerine, bu ahlaka aykırı zemin üzerine birileri hala siyaset yapmaya devam ederse o gün yaşananlar yarın tekrarlanacak demektir. Türkiye geçmişte bunları yaşadı. Geçmişten ders almadı, hala yaşıyor. Onun için ben buradan da söylüyorum, sizler zaten söylüyorsunuz. Böyle ahlaka aykırı, vicdana aykırı, terbiyeye aykırı, birbirlerini tehdit eden, aba altından sopa gösterme tarzı hareketleri bırakıp İnsanlar çıksınlar, doğruları konuşsunlar. Ha bir şey söyleyeyim Lale Hanım. Bugün susarlar, birbirlerinin ayıplarını gizlerler ama emin olun bunlar 3 yıl, 5 yıl içinde ortaya çıkacak ve o dönemlerde yaşanan bütün hukuksuzlukların hesabını Türkiye'de doğru ya da yanlış yargının önünde bulunan hesabını herkes verecek. Evet. Hiçbir şey gizli kalmıyor artık çünkü. Evet. Yani Davutoğlu'nun bu konuşması, Tayyip Bey'in de şimdi sus demesi sonuç olarak her ikisi de çok yanlış. Her ikisi de demek ki bir şeyleri örtbas etmeye çalışıyorlar ve örtbas etmeye çalışmalarının sonucunda da herkes aslında neyin ne olduğunu az çok görüyor. Sadece delilleri bilemiyoruz. Elbet onlar da bir gün ortaya çıkacak. Peki Sayın Poyraz siz bir hukukçusunuz. Şimdi bu belirttiğimiz Davutoğlu'nun sözlerinden yola çıkarak sözünü ettiğimiz tarih işte 7 Haziran 1 Kasım dedik. O dönemde biliyorsunuz bir Suruç katliamı yaşandı. Dağlıca katliam yaşandı. Tabii. Onlarca askerimiz şehit düştü. Daha birçok yüzlerce vatandaşımız da öldü. Dolayısıyla Davutoğlu
Davutoğlu'nun bu söylediği bir hukuki süreç doğurmaz mı? Yani bunun için harekete geçilmesi gerekmez mi? Böyle mi kalacak bu olay? Şimdi tabii Lale Hanım, meşhur hani bir Alman Frederick kralının hikayesi vardır. Sonu Berlin'de hakimler var diye biter. Biz Türkiye'de maalesef son 15-20 yıldır ve hele son yıllarda Ankara'da, İstanbul'da işte herhangi bir yerde hakimler, savcılar vardır diyemiyoruz. Yani Atatürk'e hakaret ediliyor, kimsenin ses çıkmıyor. İşte mesela muhalefet partisinin başkanına yumruk atılıyor, ertesi gün el öptürüyor. İşte muhalefet partisinin başkanına bir siyasi en ağır sözler söylüyor, alçak, namussuz, şerefsiz diyor. Onu mesela savcı ifade özgürlüğü kabul edip takipsizlik veriyor. Onun 10 kat hafifliğini söylediğiniz anda size işte terör örgütü üyeliği, hakaret diye davalar açılıyor. Şuraya geleceğim. Türkiye'deki yargıyı biz 2009'da P tipi yargı var, buna teslim ediyorsunuz demiştik. Sonuçlarını 15 Temmuz'da yaşadık. Hala ders almıyorlar. Türkiye'de çok sıkıntılı bir yargısal süreç geçiyor. Ben bugün hatta okudum, bir paylaşım yaptım. Hakimlere öfke kontrolü konusunda eğitim verecek dendi. Ben de diyorum ki hakimlere hukuka uygun, ahlaka, vicdana uygun ve en önemlisi adil yargılamanın eğitimlerini versinler. Türkiye bu zaman, o zaman düzelir. Bu konular bugün örtbas edilmeye çalışılıyor. Ya Ankara'da bir sürü hakim savcı var. Yargıtay'da, Danıştay'da, işte Ankara Adliyesi'nde, her yerde. Bunlar bunun için maaş alıyorlar. Kanunda da bir deyim vardır. Onu söyleyeyim, cümleyi tamamlayayım. Bir suça muttali olan Cumhuriyet Savcısı, kuvvetli suç şüphesi de değil, makul bir şüphe varsa derhal harekete geçer diyor. Şimdi Ankara'da tabii bir savcı çıkıp şunu yapsa, Sayın Davutoğlu, sizi davet ediyorum, buyurun bildiklerinizi anlatın dese, bu hukuka uygun normal bir süreç değil mi? Ama savcı da şunu diyor, ya ben bunu yaparım da diyor, yarın sabah da haritada yer arayacağım, değil nereye mi gideceğim? Çünkü mesela Cumhurbaşkanı hakaretten beraat veren hakimi, burada ismini de söyleyebilirim, gerek yok, bir yıl içinde 3 kere tayin ettiler. Evet. Yani başlarına ne geleceğini biliyorlar hakim, yani. Hakim savcı teminatının olmadığı bir ülkede adaletin teminatı yoktur ki. Adaletin teminatı yoksa vatandaşın teminatı yoktur. O zaman da hukuk yoktur. Hukuk yok. Dolayısıyla gene geliyoruz hep aynı noktaya, yargının bağımsızlığına. Yargı ya da bağımsız tarafı bağımsızlığı. Evet. Ha, bu bir ütopik, belki bir hayal. Hiçbir ülkede tam bağımsız, çok kuvvetli bağımsız, ama hiçbir dönemde de Türkiye'de Yargıtay Başkanı İsmail Rüşdi Cirit söyledi. %30'larda, 35'lerdeydi. Yani bir insan düşünün sokakta, 10 lafının 7 tanesi falan yalansa, herkes ona yalancı, güvenilmez, itibar edilmez, muamelesi yapar. Biz şimdi Türkiye'de, işte Türkiye hukuk devlettir, yargıya güvenin diyebilir miyiz? Ben desem bana inanmayacak. Size niye? Çünkü diyecekler ki seni geç, Yargıtay Başkanı söylüyor bunu diyecek. Kim bu hale getirdi? Siyasiler. Kim bu hale getirdi? Hakim savcılar. Yarın öbür gün gidip işte sarayda, Beştepe'de de açılış yapacaklar. Daha önce çay toplama ettiklerinde yapmayın dedik. Şimdi bunu yapmayın diyoruz. Ama bakıyorsunuz bizim barolar bir başkanımız ile yok olsun ben de gideceğim diyor. O şimdi dedi ki bizim yayınımızda, onu da sorayım madem konu açıldı. Dedi ki biz yargı reformu ile ilgili mücadelemizi yoğun bir çalışma içindeyiz, sürdüreceğiz. Bizim için mekan önemli değildir. Evet. İşte sarayda da olsa gene mücadelemize devam edeceğiz. Bizim çizdiğimiz yol bellidir dedi. Yani mekan önemli değil dedi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bakın ben yine paylaşımda şunu söyledim. Ben burada avukatları değil, hakim savcıları düşünüyorum Lale Hanım. Yargı tarafsız ve bağımsız olmalı ve Bangalore dediğimiz, Hindistan'da yapılan bir Bangalore'da yapılan toplantıda koyulan etik kuralları gereği tarafsızlık ve bağımsızlığına gölge düşürecek her türlü hareket ve davranıştan uzak dur diyor hakim savcılar. Mesela sizle benim aramda bir dava var. Ben o davanın hakimiyle bir yerde yemek yesem, hiç davayla da ilgili konuşmayacağız. Ya da siz onunla bir yerde tatile gitseniz, artık o hakimin tarafsız ve bağımsız konusunda bir leke oluşmaz mı? Gayet tabii. Ben Yargıtay Başkanı'na ya da Danıştay Başkanı'na şunu söylüyorum. Siz yıllarca kendi mekanlarınızda yaptınız. Gitmeyin oraya. Bu Tayyip Bey şu meselesi. Ben de olsam gitmeyin. Siz de olsanız gelmesinler. Evet, evet. Kendi mekanınızda yapın. Onları davet edin. Kendi mekanınız yeterse size uygun bir yerde yapın. Ama yürütmenin mekanında, ya tersten de bir şey söyleyeyim mi? Bakanlar Kurulu da Yargıtay'da toplanmamalı. Tabii yani doğru. Bizim doğru toplanacak yerimiz yok. Boya badana yaptırıyoruz mesela. İşte mobilyalar değişiyor. Siz mekan de gelip toplantı yapalım deseler hayır demesi lazım. Kuvvetler ayrılığı
fiilen de şeklen de insanların gözünün önünde tam tecelli etmeli. Metin Bey'in o lafına da bir cevabım var. Kendisine tabii ulaşamıyorum çünkü beni Twitter'da engellemiş. Öyle mi? Evet, maalesef onun sorunu benim değil. Önemli olan şu, evet biz o konuyu her mekanda konuşmalıyız. Ama Metin Bey yani son zamanlarda öyle bir tavırlar sergiliyor ki maalesef Barolar Birliği'nin de yargıya olan mesafesini ya da siyasete olan mesafesini ayarlayamaz hale geldi. Şimdi bakın avukatların %95'i diyor ki başkan oraya gitme. Evet. O da baroların diyor ki ben gideceğim. Şimdi oraya gidince yargıta anlatacak da burada anlatırsa olmayacak mı bu iş? Ya da oraya gidince anlatacak da oradaki hakim savcılar ilk defa duymuş ki aa biz bunları bilmiyorduk mu diyecekler. Kimse bahane aramasın. Tek bir şey söyleyeceğim o konuda. Bu konu hakim savcıların bağımsızlığı ve tarafsızlığı için çok önemlidir. Ama maalesef kuralları bile gidip orada çekiyorlar. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan şu imajı vermeye çalışıyor. Muhtarların da başıyım, hakim savcının da başıyım, işte sanatçıların da herkesin. Ben bu ülkenin hani tabiri caizse babasıyım. İstediğim herkes de buraya gelmek zorunda. Gelmeyeni de işte bana karşı ilan ediyorum. O nedenle orada yapmamalarını ben her şeyden önce yargının tarafsız ve bağımsız için ilgili yargı ve yargının içindeki kurumlardan talep ediyorum. Metin Başkan kendisi oraya gidebilir ama şunu bilsin. Barolar ilk defa davet edildi bakın. Bu yıla kadar hiç davet edilmezdi. Baroların hiçbiri de biz AKP'ye karşıyız, şuna buna karşıyız diye demedi bakın. Evet. İyi doğru, okusun herkes. Doğru, doğru. Tarafsızlık ve bağımsız ele aldılar. Baroların sözünü dinlemez, gidebilir, keyfi bilir. Ama yarın öbür günde artık ben baroları temsil ediyorum diyemez, meşruiyetini kaybeder. Evet. Zaten şu anda ciddi tartışma açık bir hale geldi. Gidip o tip davranışları dün olduğu gibi bugün ve yarın da sürdürse... Peki bu süreç nereye gider şimdi? Yarın barolar onu dinlemez vesaire dediğiniz ama nereye gider şimdi? Gidecek artık Sayın Feyzoğlu saraya. Nereye gidecek biliyor musunuz? Ne olur yani? 2 sene sonra Türkiye Barolar Birliği'nin 3 sene sonra 2,5 sene sonra kadar tam böyle tarihi oturtmak için diyorum seçimi var. Yarın öbür gün bu seçimlerde delegasyon yapıları 3 aşağı 5 yukarı bugünkü şekillenirse Metin Feyzoğlu bir daha başkan seçilemez. Bu bir. O onun takdirini aday olur olmaz. Mesela onu Ankara Barosu delege yapar yapmaz onların bileceği iş. Ha, başka planı olabilir belki. Bizim mesela bir planı var. Onu da buradan söyleyeyim. Barolar Birliği kanununda değişiklik yapıp delegasyon sayılarında değişiklikler yapıp o delegasyon sayısındaki oynamalarla kendisinin tekrar İstanbul, Ankara, İzmir muhalefet etse bile diğer baroların desteğiyle seçilebilmenin önünü açacak bir çalışma yaptığı duyuluyor. Şimdi Türkiye'de kanunları çıkartabilirsiniz. Her kanun çıkar ve her türlü sonuca ulaşabilirsiniz. Bu bir vicdani olarak doğru mudur? Ahlaki olarak doğru mudur? Ve en önemlisi belki o gün için İşte Cumhurbaşkanı olabilirsiniz, barolar bir başkanısınız, bir şey olabilirse ama uzun vadede kurumlara büyük zarar verir. Biz Metin Feyzoğlu'nun böyle bir çalışma için olduğuna dair çok ciddi duyumlar aldığımız için söylüyorum. Başkan eğer şey böyle çalışmalar içindeysen gel bundan vazgeç. Türkiye Barolar Birliği'nde 2 dönem başkanlık yaptın. Baroların sesine de kulak vermiyorsan o zaman geçsen. İlla ki orada bir dönem daha, 2 dönem daha kalman gerekmiyor. Geç sen kendi işine gücüne bak. Avukatların evet bizim başkanımız dediği %95'in evet biz arkasında duruyoruz dediği birini elbet barolar bulur. Oraya başkan diye de oturtur. Tabii hal böyle olunca sizin söylediğiniz önemli bilgilerden yola çıkarak başka iddialar da var. Mesela siyasete adım atacağı gibi vesaire. Olabilir. Olabilir gayet yani. Tabii ama bulunduğu konum itibariyle yani şimdi aldığı karar tartışılıyor. Adalet Bakanı olmak istiyor. Olabilir. Evet. Herkesin gönlünde yatar. Ben de isterim Adalet Bakanı olmak. 35 senedir bu işe emek vermişim. Ama en önemli şey ne biliyor musunuz? Hayatta bir çizginiz olmalı. Evet. Yani Türkiye'de insanlar bakıyorsun şu partide bir sene sonra şurada dün söylediğini inkar ediyor. Yarın başka şey söylüyor. Adalet Bakanı olsanız bile yani, hep savunduğunuz doğrularla olmalısınız. Benim bir çizgim olmalısınız. Var mesela. Evet. Ben o çizgi 61 yaşındayım. Çok şükür hiç kırmadım. Benim herkese tavsiyem, Sayın Feyzoğlu'na tavsiyem bu çizgiyi biz babalarımızdan, dedelerimizden devraldık. Yarın da evlatlarımıza, torunlarımıza devredeceğiz. Onun için
3 sene bir makamda fazla oturmak için ya da işte 6 ay, 1 sene, 2 sene bir yerde olmak için o kadar mazideki birikimleri, mazinin size yüklediği misyonları, sorumlulukları elinizin tersiyle o kadar kolay itmemelisiniz. Ya bazen bir dava gelir, almayı çok istersiniz. Maddi anlamda çok kıymetlidir. Ama bakarsınız geçmişime ve geleceğime, hatta beni bırakın yarın benim oğluma, torunuma zarar verecektir. Maddi zarar olmayabilir ama manevi zararı elinizin tersiyle edeceksiniz. Makamlar, mevkiler, yani milletvekili mesela olsam da olur, olmasam da, ben onu diyorum. Beni adliye çaycı da yapsalar, ne bileyim yargıtaya başkan da yapsalar, ben hukuka hizmet etmek için varım. Evet, doğrularınız. Feyzoğlu da onu yapacak. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Rahatlıyorsunuz. Şu makam, bu mevki, korumalar, arabalar, hiç onlara gerek yok. İlk günkü avukatlığımız neyse son nefesimizde onu. Benim ustam rahmetli Orhan Apaydın'dı ve Burhan Apaydın'dı. Bak Orhan Bey ne bedeller ödedi, vefat etti, tarihe efsane başkan diye geçti. Ne başkanlar geldi geçti, hiçbiri anılmıyor bile. Tarihe not düşebilmek, tarihe iz düşebilmek, tarihe mal olabilmek çok önemli. Herkese bu fırsat geçmez. Mesela Sayın Feyzoğlu'nun eline bu fırsat geçti. Fırsatı maalesef benim şahsi kanaatim doğru kullanamıyor şu an. Anladım. Peki hukuktan konuşuyoruz. Kayyum atamaları ile ilgili fikrinizi de sorayım. Şimdi çünkü devamı gelecek mi noktasında bir erken seçim var, ufukta konuşuluyor. İşte Diyarbakır, Mardin ve Van HDP'li 3 belediyeye kayyum atandı ama Erdoğan dün Trabzon'da, İstanbul'u da işaret etti. Terör örgütlerine peşkeş çekmeyeceğiz dedi. Geçtiğimiz hafta bu da konuşuldu. Başka belediyelere kayyum ataması ufukta var mı? Şimdi Davutoğlu'nun açıklamaları da birleştirirsek ki Abdülkadir Selvi bugün Erdoğan'ın bir dosya hazırlığı içinde olduğunu da söyledi. Ufukta bir erken seçim var mı? Bu kayyum atamaları hukuki mi? Erdoğan'ın yaptıkları hukuki mi? Şimdi hemen basit bir cümle kurayım. O da şu. Daha seçim olmadan Erdoğan meydanlarda ne dedi? Bakın dedi, seçerseniz biz yine onları orada tutmayız. Yine oraya hemen dedi kayyum atarız. Zaten biliyorduk atanacağını. Ama hani bu kadar çabuk olacağını kimse tahmin etmiyordu. Yani böyle bazen şuna üzülüyorum. Biz böyle filan diyoruz. Hayır. Bekliyorduk. Bunu Erdoğan zaten söylemişti. Söylemiş, evet, seçim yani öncesinde. Açıp bakar sosyal medya durduruyor. Şimdi bir de bir laf vardır. Kurt kuzu yemeye karar verince suyun nereden aktığının önemi olmaz. Mesela Ankara'daki eski belediye başkanı Melih Gökçek'le ilgili ya da İstanbul'daki belediye başkanları, başka yerler neler 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 konuşuldu değil mi? 10 tane belediye başkanı görevden alındı ama hiçbir yargıya intikal ettirmedi filan. Ama bir çok kolay bir yöntem söyleyeyim. Mesela adam 1000 tane ihale yapmış, bir tanesinden işte 2000 liralık bir bahane bulup oraya kayyum tayin edebilirsiniz. Hı hı. Yani ben sizi yemeği göze aldıktan, kafaya koyduktan sonra yapabilir. Yapılan bu yasal değişikliklerle, ki bu yasal değişiklikler hukuka ve vicdana uygun değil ama kanun değişmediği sürece de tatbik ediliyor. Ha, bu bir silaha dönüştü. Yani ne deniyor mesela şimdi? Dün Trabzon'da işte Fatih'ten bize emanet, biz işte o terör. Yani ben şimdi İmamoğlu terörist mi? Hangi örgütü üye bilmiyorum. Diğer belediye başkanları, ilçedekiler, atadığı kişiler, hangi terör örgütü mensubu inanın bilmiyorum. İşte bunlar belki bir ihalede bir yanlışlık yapabilirler. Yani vay efendim deyip çöreklenebilirler. Bakın en büyük problem ne biliyor musunuz? Türkiye'de hukuki denetim kalktı. Kim denetleyecek bütün bunları? Yargı. Şimdi KHK'lar çıktı. Anayasa Mahkemesi dedi ki ben denetlemem. İşte KHK'larla insanlar işlerinden atıldı. Beraat edenler oldu. Göreve dönemediler. Ekmek bulamıyorlar. Kim buna sahip çıkacak? Yargı. Yargı diyor ki aman aman ben hiç bunları görmeyeyim, duymayayım, işitmeyeyim. Bir ülkede yargısal denetim, işte nereye dönüyoruz az önceki konuşmaya, hakim savcı teminatı ve bağımsızlığı, tarafsızlığı olmayınca yargı böyle iktidara karşı son derece ürkek, korkak hale gelip günlük sıradan işlere yönelince ya da yargı iktidarın tabiri caizse silahı haline dönünce, yani İstanbul Belediye Başkanı da belki bugün değil ama 3 ay sonra işte sen şuraya 10 lira yanlış harcamışsın alırlarsa kim ne diyecek? Ne? Kime gidip tedbir alacaksınız? Evet. Bakın İmamoğlu'nu hatırlayın. Bilgisayarları kopyalatmaya kalktı. Evet. Gittiler 2 saatte idare mahkemesinden karar aldılar. 35 yıllık avukatım vallahi ben 2 saat değil 2 ayda alamıyorum. Yani, isteyince çok çabuk yapıyorlar. Şimdi bunlara bakınca Türkiye'de
hani şapkadan tavşan değil filler çıkar, fil de değil. Ama doğru mudur, yanlış mıdır? Bunu da şunun için söyleyeyim, o konuda tek cümlem. Bakın yaptıkları hatalarla 13 bin oyu 800 bine çıkardılar. Evet, İstanbul'da. Diyarbakır'da aldılar, Selçuk Marufluydu, ismini şimdi Selçuk Mızraklı. Ahmet Türk'ü, Van'da işte bir hanımefendi galiba. Yarın sandığı koysunlar, daha çok oyla çıkacaklar. Yine biz alırız diyecekler. Bu nereye kadar gider? Sandıkta bakın, vereceğiz dedi karşılığına ama Erdoğan. Gene sandığı işaret ediyor ama sandığa ne kadar saygı duyuyor? Daha bu seçimin üzerinden 4,5-5 ay geçti. Türkiye'de seçimi olan ve seçimle iktidar değişen itimadı iktidar hızla yok ediyor. Evet. Ama ben size bir söyleyeyim mi? Ben tarihe çok meraklı bir insanım. Bir gün inşallah tarih konusunda bir konuşuruz. Namık Kemal'in çok güzel sözü var. Maziyi bilmeyen ati inşa edemez diyor. Tamam. Bakın tarihe. 16 Türk devleti değil mi? Niye yıkılmışlar? Hiçbirini başka ordu gelip yıkmamış biliyor musunuz? Ben hepsini okuyorum. Hepsi adaletten uzaklaştıkları için yıkılmışlar. Kendi içinden yıkılmış. Osmanlı'nın yükseldiği devre bakın. İki büyük fetih dışında fetih yoktur. Adaletle hükmetmiştir. Anahtarı getirip vermişler. Lütfen siz yönetin demişler. Balkanlardan, Avrupa'dan sökülüp atıldığı, diğer yer sökülüp atıldığı dönem bakın, hukuktan uzaklaştırın. Onun için Mustafa Kemal görüyor bunu. Gelir gelmez ilk yaptığı hukuk devrimleridir. Hukukun olmadığı bir yerde hiçbir şey olmaz. Bunu Mustafa Kemal biliyor. Niye? Aydın adam, okumuş çünkü. Evet. Şimdi niye söyledim? Tayyip Erdoğan ya da AKP bu yanlışları yaparsa İstanbul bu sefer 8 milyon oyla kaybederler. Ha ben yine böyle sürmez. Evet, böyle aslında mevzu o yani. Nereye gidecek ben böyle? Ben bir şey söyleyeyim. Yolun sonu lafı nerede? Uzatmadan, 17 Nisan referandumu öncesi bir o zaman ana akım denilen büyük kanalda çıktığımız bir programda demiştim ki bakın Türkiye hızla uçurumdan aşağı doğru gidiyor. Freni patlamış kamyon gibi ve paramparça olacak demiştim. İnsanlar gitti. Artık alavere dalavere var mı yok mu onu bilmem. Çünkü ben saymadım, başına durmadım. Ama insanların çok ciddi şüpheleri var. O kamyon düştü. Şimdi biz onu düştüğü yerden çıkartmaya çalışıyoruz. Birileri de onu daha aşağılara düşürmeye çalışıyor. Bundan ülke zarar görüyor. Hı hı. Bundan bakın dün gece yattığımızda dolar 5.60'tı. Böyle bir şey yaşanmış, çılgınlık. 6.40'lara mı ne çıkmış? Şimdi 5.80'lerde geziyor. Ne oldu bundan acaba? Ülke zarar görüyor. Ne oldu acaba? Birileri zengin olurken evet. Falan. Bu işler kim akıl veriyorsa kılavuzu kargo olanın sonu iyi olmuyor. Evet. Bu akıllar iyi akıllardır. Evet. Hukuk konuşmaya devam edeceğiz. Neden? Çünkü az önce siz KHK'lılar evet. Dediniz ki bunların içinde biliyorsunuz 15 Temmuz FETÖ darbesiyle evet. ilgili işte soruşturma geçiren, yargılanan vesaire çok sayıda evet. suçlu ya da mağdur birçok kişi var. Ama FETÖ'yle ne kadar mücadele ediliyor, samimi mi noktasını hep tartışıyoruz. Çünkü evet. siyasi ayağı nedendir ki hala evet. aydınlatabilmiş değil. Muhalefet partileri yok. Sık sık bunu meclis gündemine getirdi. İşte araştırma önerdi. Önergeleri verildi vesaire, komisyonlar kurdu ama bir sonuç alamadık. Bir atama var bugün. Kim? Hem FETÖ'yle Pensilvanya'da birebir görüşen hem de FETÖ'nün yayın organı denilen Zaman Gazetesi'nin eski ortağı olan Fettah Tamince Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın yönetim kurulu üyeliğine atandı evet. Sayın Poyraz. Hayırlı olsun kendisine. Öncelikle onu söyleyeyim. Mutlaka çok kıymetli bilgileri var. İnsanlar çok, devlet çok yararlanacak. Fettah Bey'in gazetesinden bir tane alıp abone olanlar şu an cezaevinde evet. atıldı, sürünüyor. Gazetenin sahibi Fettah Bey elini konu sallayarak yazıyor. Valla işin şakası avukatlar herhalde çok iyi. Ben mesela avukatlığım öyle değil. Çünkü Fettah Bey'in bildiğim kadarıyla 4-5 tane çok ciddi iddialarla ilgili davalar evet. vardı. Ne oldu? Hepsinden takipsi kalındı. Hatta bir savcı dava açmaya kalktı filan falan. Yani şimdi bir şey söyleyeyim mi? Şamil Tayyar vardı. Eski AK Parti milletvekili, Türkiye'de FETÖ borsaları kuruldu dedi. Kimse de savcı falan alıp onu mesela tamam. sordu mu bilmiyorum. Sordu da ne cevap aldı, bir dava açıldı mı? Mesela belki de açılsa iftira etti. Duyulurdu. Değil mi? İftira etmiş olabilir insanlar. Araştırılması falan. Lazım. Yani Türkiye'de mesela buradan isim de söylüyorum yani Burhan Kuzu mesela hı-hı. gitti FETÖ'yle öpüştük falan geldi. Tatlı kapışırız kendisiyle. Evet. Vallahi hiçbir şey olmuyor. Evet. Ya da 12 tane milletvekili gitmişti bay bayan. Bildiğim kadarıyla 5 tane şu an parlamentoda milletvekili. Onlara bir şey olmuyor. Demek ki biz bunları tabii şaka değil çok söyledik. Türkiye'de
Siyasi ayağı ortaya çıkartılmıyor diye bir şey yok. Siyasi ayağı ortalıkta geziyor. Aslında hala. Ortalıkta geziyor, herkes de biliyor. Evet. Allah'ın bildiğini kul bilmiyor mu? Çoğunu biliyor. Tabii hepsi ona malum. Bize o kadar olmasa da, yani çok da affedersiniz aklımızı alay etmesinler. Hı hı. Ama hakikatten ortaya çıkmak gibi bir er veya geç durumu var. Ve bunlar eskiden 40-50 yılda çıkıyormuş, şimdi böyle 3-5 yılda çıkıveriyor. Mesela Ergenekon balyoz sürecinde yapmayın, etmeyin, bu palavralarla, bu tezgahlara gelmeyin dedik. Yok dediler, işte davanız savcısıyız, hakimiz, heykelini dikeceğiz dedi kimileri filan bahçeye. Ne oldu? Bizim dediğimiz oldu. Bakın yanlış yapıyorsunuz. 2010 referandumunda FETÖ'cüleri Yargıtay'a doldurursunuz dedik. O zaman gazeteci olan, kimi cezaevindeki dışarıda olanlar, o siz işte bu kafayla işte eski kafalı Kemalistler, ulusalcılar zırt pırt. Ne oldu? Şimdi aynı uyarıları yapıyoruz. Ya şuna ben üzülüyorum sadece. Bir insanın en büyük hatası kulağını çevresine kapatması, gözünü çevresine kapatması, uyarılara kapatması ve her şeyi ben çok iyi bilirim demesi. O andan sonra zaten kendi sonunu kendi hazırlıyor. Türkiye'de siyasi iktidar ve onun etrafındaki şakşakçılar, bakın rahmetli Menderes 46'dan 50'ye ve sonrasına yola çıktıkları, birlikte hareket ettikleriyle büyük bir ivme yakalar. Sonra yola çıktıklarının çoğuyla yolunu ayırıp etrafına zamanda kendine hakaret eden, küfredenleri toplayıp devam eder ve çok hazin bir şekilde o hikaye biter. Tabii bugün artık o devirler kapandı. Yani bir daha asla hukuka aykırı yollarla, yöntemlerle, asla iktidar değişiklikleri ya da insanların cezalandırılmaları söz konusu olmayacak. Olmamalı da. Buna ilk biz karşı çıkarız yani. Hı hı, evet, hatta anladım. Yani solun tabiatıdır. Kendine pek sahip çıkmaz ama herkese sahip çıkar. Ders alsınlar Lale Hanım. Ben diyorum, yine diyorum, tarihten, cumhuriyet tarihinden, yakın tarihimizden ve insanlık tarihinden, hukuk tarihinden ders alsınlar. Tarihte bunlar hep yaşandı. Yanlışı yapanın, yanlış yapanların nasıl bir sona vardığı görüldü. İbret alsınlar. Bakın ibret kelimesi çok önemli. Tarihten ibret almayan bir başkasına ibret vakası olur. Olur, evet. Peki değerlendirdiniz ama dediniz ki aramızda geziyor siyasi ayağı, aydınlatıldı evet. mı, aydınlatılıyor mu diye sordum ben size. FETÖ ile mücadeleyi samimi buluyor musunuz Sayın Poyraz? Vallahi bulmuyorum. İlk günden beri de söylüyorum. Neden bulmadığımı da söyleyeyim. Bir defa bu olay böyle... Balık baştan kokar diye bir atasözü var. Atasözleri çok kıymetli. Asırlar içinde oluşuyor. Şimdi biz balığın kuyruğuna bakıyoruz. İşte kılçığına bakıyoruz. Yüzgeçine bakıyoruz. Balığın başı orada duruyor. Kim o baş? Yani düşünün, bir darbe girişimi oldu. İşte askerler içeride, memurlar içeride, öğrenciler içeride, gazeteler içeride. Hiç siyasetçilerden yok. Kimdi bunun başbakan adayı mesela? Kimdi bunun bakanları? Kimdi? Yok. Araştıralım diyorsunuz mecliste, AKP MHP oylarıyla derhal reddediliyor filan. Şuraya diyorum. Fetah Tamince içeri girsin filan diye bir derdim yok. Evet. Çünkü o benim işim değil. Evet. Ama şunu söylerim. Gazetenin sahibi dışarıda gezerken gazete abonesinin içeride yattığı bir ülkede bana kimse bu işle mücadele diyemez. Okul sahiplerinin ya da büyük dev holding sahiplerinin bedeller ödemişler, öyle deniyor, duyuyoruz. Nereden diyoruz? Medyadan diyoruz. Dışarıda gezdiği yerde işte bankasya'ya işte 1.000 lira yatırdı diye içeride. Bir söz daha söyleyeyim, öyle kapatayım. Ziya Paşa'nın güzel sözüdür. Milyonla çalan Mesnet-i İzzet'te serefraz, 3-5 kuruş mürtekibi caizi kürektir der. Ziya Paşa öleli 192 yıl oldu bakın. Evet. Diyor ki, milyonla çalan itibarda, ağırlanmakta, şerefte baş tacı, 3-5 kuruşa tenezzül eden kürek mahkumu olur. 3-5 kuruşluk banka hesabı için, çocuğunu başka şansı olmadığı için o okula gönderdiği için, çocuğunu göndermenin yanında ne bileyim bir gazeteye abone olduğu için insanlar terör örgütü üyesi, o okuldan mezun olup şu an bakanlık yapanlar da bu ülkenin en tepesi. Yok öyle ya ama. O zaman kimse de bana çıkıp biz FETÖ ile mücadele ediyoruz demeyecek. Derse vallahi kusura bakmasın, beni de inandıramaz, halkına inandıramaz. Son cümle derken FETÖ gidiyor, yerine menzilciler, Süleymancılar, bilmem neciler. Türkiye'nin problemi FETÖ filan değil. Türkiye'nin problemi dindarlık ya da din değil. Bu din ticareti yapan, din tüccarlarından kurtulmadığı sürece Mustafa Kemal onun için bu ülkeye laisizmi getirdi. Onun için tekke ve zaviyeleri kapattı. Efendi Beypaşa lakaplarını kaldırdı. Tekrar Mustafa Kemal'in o devrimlerine dönmedikçe
Daha bu iş çok olur. Bugün FETÖ, dün FETÖ, bugün işte menzil. Yarın bilmem ne. Ya habire. Çünkü öyle kareler yansıyor ki işte geçmişte başbakanlık yapan Davutoğlu, işte FETÖ ile ilgili sözleri, Erdoğan'ın o yansıyan sözünü ettiğimiz tarikat liderleriyle kareleri, yine Binali Yıldırım hem meclis başkanlığı yapmış hem başbakanlık yapmış, İstanbul'a aday olmuş, AKP'nin aday olmuş Binali Yıldırım'ın kareleri, yani bunları görüp de aksini söylemek çok zor. Yani. Tek bir cümle. Yine Mustafa Kemal'le kapatalım. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyor. İlmin, aklın, vicdanın, erdemin peşinden gitmeyenler sonu hep hüsrandır. Tarihe baksınlar, tarihten ibret alsınlar. Yoksa kendileri ibretlik vaka olur. Kim yaparsa. Diyeceğim de bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Poyraz. Değerli yorumlarınızı sizin TV'de bizimle paylaştınız. Sağ olun. Evet, bir başka yayında buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın.